Bu videoda diferansiyel denklemler ile nasıl modelleme yapılabileceğini göstermek istiyorum ama bu videoda özellikle popülasyon modellemesi üzerine odaklanacağız. Evet popülasyon modellemesi. Zamanı geldikçe elbette daha detaylı inceleyeceğiz ama şimdilik basit modellerden başlayalım ve göreceksiniz ki cebir veya kalkülüs öncesi derslerinde öğrendiğiniz diferansiyel denklemlerin mantığını kullanmamız gerekecek. Yani aslında burada bir inceleme yapacağız. Bu incelemeyi yaparken de diferansiyel denklemleri kullanarak yaptığımız modellemelerden faydalanacağız. O zaman önce birkaç değişken tanımlayarak işe başlayalım. Diyelim ki P bizim popülasyonumuz olsun. Evet. Ve diyelim ki T evet T de gün cinsinden zamanı belirtsin. Gün cinsinden. Ay veya yılda olabilirdi ama diyelim ki çok hızlı üreyen bir böcek popülasyonumuz olsun. Evet bunu inceliyor olalım. O yüzden zamanı gün olarak almamız daha iyi olur. Peki şimdi mantıklı bir model nasıl oluşturulabilir? Şöyle diyebiliriz. Değişim hızı. Değişim hızı. Popülasyonumuzun zamana göre değişim hızı, evet zamana göre değişimi asıl popülasyonla doğru orantılı olur k çarpı p peki bu neden mantıklı? Çünkü popülasyon ne kadar büyük olursa herhangi bir andaki değişim hızı da bir o kadar fazla olacak öyle değil mi? Şöyle ki elinizdeki bin tane böceğin bir saniyedeki bir gündeki veya ne bileyim bir yıldaki üreme hızı on tane böceğe göre daha fazla olur öyle değil mi? Dolayısıyla popülasyonun zamana göre artış hızı popülasyonla doğru orantılı olur mantıklı. Şimdi bazen diferansiyel denklemlerin karma karışık soyut kavramları olduğunu düşünüyoruz olabilirsiniz ama bakın ne yaptık? Karmaşık olmayan mantıklı bir düşünceyi kolayca bununla açıklayabildik. Popülasyonun değişim hızı popülasyonla doğru orantılıdır dedi. Bunu ifade edebildiğimize göre bu diferansiyel denklemi çözmeyi de deneyebiliriz. Önce genel bir çözüm buluruz. Sonra da birkaç başlangıç değeri koyup veya popülasyonun bildiğimiz bazı durumlardaki hallerini yazıp sabitleri buluruz ve özel bir çözüm üretiriz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bu arada istediğiniz zaman videoyu durdurup bu diferansiyel finansal denklemi kendi başınıza çözmeyi deneyebilirsiniz tabii. Şimdi en azından bir kere denediğinizi varsayıp devam ediyorum. Bu denkleme baktığınızda ilk olarak denklemin ayrılabilir bir diferansiyel denklem olduğunu görmüş olabilirsiniz. Ayrılabilir diferansiyel denklemlerde bir değişkenin ve onunla ilgili bütün diferansiyel ifadelerin bir tarafta, diğer değişkenin ve ona ait bütün diferansiyel ifadelerin diğer tarafta bulunmasını istiyoruz ki her iki tarafında integralini alabilelim. dp bölü dt, p'nin t'ye göre türevi, bu ifade tam olarak bir kesri ifade etmiyor elbette. De. bu aslında bizim anlık değişimimiz ama ayrılabilir diferansiyel denklemlerle veya genel olarak diferansiyel denklemlerle uğraşırken Leibniz notasyonunda yazılmış bu türev ifadelerine kesir gibi davranabilirsiniz yani bu diferansiyel ifadelerini nicelik gibi düşünebilirsiniz çünkü en sonunda zaten integrallerini alacağız o zaman hadi başlayalım Önce pleri ve dp'leri bir tarafa ve t içeren diğer her şeyi ya da p içermeyen diğer her şeyi de diğer tarafa alalım. Bunun için her iki tarafı p'ye bölebiliriz, değil mi? İki tarafı da p'ye bölersek buraya 1 bölü p, buraya da 1 bölü p yazarız. Bunlar birbirini götürür. Sonra da her iki tarafı dt ile çarparız. İki tarafı da dt ile çarparsak ama önce bu kısmı bir tekrarlamak istiyorum burada burada diferansiyel ifadeye bir nicelik belirtmese de sanki bir nicelikmiş gibi davranıyoruz. Bunu aslında P'deki değişim bölü T'deki değişimin limiti olarak düşünmelisiniz. Gittikçe daha da küçülen, daha da küçülen zaman dilimindeki değişimin limiti. Ama önceden de dediğim gibi diferansiyel denklemlerle uğraşırken bunlara nicelik gibi davranabiliyoruz. Dolayısıyla böyle davranırsak burada 1 bölü P dp eşittir eşittir k dt evet k çarpı dt olur. Şimdi her iki tarafında integralini alabiliriz çünkü bu ayrılabilir bir diferansiyel denklem ve p'leri ve dp'leri içinde t olan veya içinde p olmayan demek daha doğru şeylerden ayırabildik. Eğer sol tarafın integralini alırsak mutlak değer içinde popülasyonumuzun doğal logaritmasını elde ederiz değil mi? Elen mutlak değer p. İstersek de buraya artı bir sabit de yazabiliriz ama sağ taraftan da bir sabit gelecek zaten o yüzden eşittir ee, k çarpı t k çarpı t artı bir sabit evet artı bir sabit olarak bulmuş oluruz bu sabite C1 diyelim. Buraya da artı C2 yazabilirdik ama sonra her iki taraftan sabiti çıkarmamız gerekirdi ve yine sağ tarafta tek bir sabit kalırdı. Şimdi bu denklemdeki P'yi nasıl bulabiliriz? Buna odaklanalım. Mutlak değer içinde P'nin doğal logaritması buradaki şeye eşit değil mi? Öyleyse mutlak değer P, mutlak değer P eşittir e üzeri bütün bu ifade. Evet, bunları aynı renkte yazayım. k çarpı t kt artı artı c 1. Evet. Kuvvet kuralından faydalanarak, bunu e üzeri k çarpı t çarpı e üzeri c 1 çarpı e üzeri c 1 olarak yazabiliriz. e üzeri c de bir sabit olduğu için bunu da bir sabit olarak yazabiliriz. Buna da bu sefer c diyelim. Öyleyse bütün bu ifadenin sadeleşmiş halini, c çarpı e üzeri kt üzeri k çarpı t olarak elde ederiz. Ve eğer herhangi bir anda popülasyonumuzun pozitif olduğunu varsayarsak, buradaki mutlak değer işaretinden de kurtulabiliriz. Böylece bu diferansiyel denklemin genel bir çözümünü bulmuş oluruz. Popülasyonun doğru orantılı olduğunu söyledik. orantı sabitini vermedik ama diyebiliriz ki eğer popülasyonun pozitif olduğunu kabul edersek, o zaman, popülasyonu bir c sabiti çarpı e üzeri k çarpı t olarak, bulabiliriz. Bunu daha önce görmüş olabilirsiniz diye söyledim. Çünkü bu sadece üstel bir fonksiyon ve muhtemelen kalkülüs öncesi veya cebir derslerinde üstel fonksiyonları kullanarak bir takım şeylerin modellemesini yapmış olabilirsiniz ve hatta büyük ihtimalle popülasyon gibi şeyleri modellemiş olmalısınız. Bunun ilginç olmasındaki sebep ise artık bunun nereden geldiğini anlamış olmanız. Modellemenin altında yatan mantığın aslında popülasyonun zamana göre değişim hızının popülasyonla doğru orantılı olduğunu kabul edip oluşturduğumuz diferansiyel denklemden geldiğini görmüş olduk. Şimdi sizleri bu noktada bırakıyorum. Bir sonraki videoda muhtemelen daha önceden gördüğünüz bir şey yapacağız ve bazı başlangıç değerlerine bakıp özel çözümler bulmaya çalışacağız.